Tabii Yeşil Ova'nın sadece uzaylılar ya da üçüncü türle yaşadığı sıkıntıları yok. Bazı aşklara da şahit olduk. Genciyle yaşlısıyla güzel aşklar gördük. Bunlardan biri de bence sıra dışı bir aşk. Çünkü kendisiyle konuşmak istediğimizde bizden sadece tek bir şey istedi. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyoruz. Ben? Beni buradan herkes izliyor değil mi? Ben 60 milyonun önünde bir şey söylemek istiyorum da içimden geçenleri yani. Ben görücü usulü efendim, biliyor musun? Bir kız var dediler. Ulu dedim, evlenirim dedim. İlk başta da ne bileyim yabancı gibi geliyordu. Ama insan zamanla bazı şeyleri paylaşınca bir şeyler de değişiyor işte. Ne bileyim tarlaya koşuyorsun, barabar koşuyorsun. Harman kaldırıyorsun, barabar kaldırıyorsun. Buğday sapını uzadı veren bir var. Susuyorsun, bir su verenin oluyor. Terliyorsun, affedersin kokuyorsun. Burun kıvırmayanın oluyor. Tamam, zaman zaman bocaladığın anlar oluyor. Acaba la dediğin zamanlar oluyor. Evlenmeseydim nasıl oldu dediğin zamanlar da oluyor. Ama insanın çok sevdiğini anlaması için bazı şeyler olması gerekiyor ya işte. Dövülünce çıkıyor ya buğday başağın içinden. Öyle kocaman kocaman imtihanları atlattık be Keri. Bir bakıyorsun, bu senin vazgeçilmezin olmuş. Kalbin baş köşesine kurulu vermiş. Kusura bakma, biz öyle süslü laflar etmeye pek beceremeyiz. Ben söyleyeceğimi öyle dolan başını söylemeyeceğim, dimdirek söyleyeceğim. Naciye, burada 60 milyonun önünde sana yalan söyleyecek değilim. O senin nasırlı ellerin var ya, boyalı, ojeli ellere değişmem ben Naciye. Gel hayalim, anıları alalım, kaçalım buralardan. Gel yoruldum, yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter bu zamana. Gel baharım.